Tersi alınabiliyorsa birebir ve örten olması gerekir. Birinci grafiğe baktığımız zaman fonksiyonun tersinde y değeri x ile buluşacağı için aynı y değerine ait sonsuz tane x değeri vardır. Burada pozitif kısımda fonksiyon tanımına aykırıdır. Üçüncüye baktığımız için y eşittir 0 için iki tane burada farklı x değeri vardır. Aynı bir tane 0 değeri iki tane farklı x değerine gittiği için yine fonksiyon tanımına terstir. Öyleyse 1 ve 3 olamaz. İkincide ise g fonksiyonunda solda ve sağda fonksiyonumuz doğrusaldır. Doğrusal fonksiyonlar burada bu şekilde yatay ve dikey olmadıktan sonra birebir örten olurlar. Yani tersleri alınabilir. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.